Büyük oğlum Adnan Özgür uzak diyarlardan bir tweet attı ve beni bayağı bir duygulandırdı. Yani biraz geçmiş günlerime dönme eğilimimi güçlendirdi. Zaten böyle evde kal günlerinde insan ne oluyor ki? Zaman zaman habire beyin arkaya doğru da sarmıyor değil. Şimdi Adnan Özgür'ün tweetini okuyayım evladımın. Annem elimden tutar Göztepe'den minibüste Kadıköy'deki Rex sinemasına götürürdü. Beni çok heyecanlanırdım. Merdivenlerin orada duran bilet kontrolörünü görünce sinemadan sonra balık pazarına giderdik yürüyerek. Ne anılar bir anda canlandı. Üzüldüm diyor. Niye diyor? Çünkü Rex sinemasının Kadıköy'ün bir abide kurumu olan o sinemanın kapatılacağına ilişkin bir haber gözüne çarpmış. Esasında 1961 yılında ben dün gibi hatırlıyorum, yaş da ortaya çıkıyor tabii, yaş ortaya çıkacak. Çünkü sonuç itibariyle o yaş nedeniyle biz buradayız, stüdyoda değiliz. 1961 yılında ilk yapıldığı zaman evde yapılan konuşmaları gayet iyi hatırlıyorum. Müthiş bir sinema olduğu, mutlaka gidilmesi gerektiği, halkın çok büyük teveccüh gösterdiği, çok güzel filmler de oynattı ama esasında dekorunun, binasının o kadar mükemmel olduğu. Benim tanışmam o sinemayla sanıyorum 1962-63'tür. Yani 7 veya 8 yaşındaydım. Niye? Niye? Şöyle, ilk defa o sinemada çocuk sineması devreye girdi. Evet. Saat 10, pazar günleri saat 10. Biz, annelerimiz, babalarımız bizi alırdı. Bizim bir kuşağı, Kadıköy'ün bir kuşağıdır bu. Onlar şimdi hey gidi hey diyor biliyorum. Ve giderdik. Patlamış mısır yoktu o zaman. Frigo vardı. Yani böyle bir çikolata, soğuk çikolata. Patlamış mısır sonra Amerika'dan bize şey geldi. Satış imkanı. Ve giderdik. Walt Disney'in filmleri oynardı. İşte 101 Dalmaçyalı'yı mesela ben orada seyretmiştim. Diğer filmlerde Walt Disney'in filmleri için yapılırdı. Sonra annemle, Allah başımdan eksik etmesin, sağlığı da iyi, sürekli kontrolümüz altında, iyi bir karantina dönemi geçiriyor. Ve oradan annemle yürüye yürüye Kadıköy iskelesine inerdik, tıpkı Canan'ın Özgür'le yaptığı gibi. Ve orada da işte ben, annem alışveriş yapardı o pazardan, çarşıdan ama mutlaka bu işin sonu, Kadıköy iskelesi, eski iskelesinin yanındaki o büfede sosisli sandviç ve ayran olarak biterdi benim için. O benim için hala vazgeçilmez bir tutkudur. Zaman zaman Kadıköy'e indiğimde uğradığım ilk yer o büfedir. Zaten o çocuklar da beni tanır. Vay Ardan abimiz gelmiş deyip az hardallı ama hardalı olacak mutlaka. Son zamanlarda açık ayran içmedim, açık söyleyeyim ama günü gelmiş açık ayranı da içmişimdir. Ben de Özgür'e şöyle bir cevap yazdım. O bir Kadıköy geleneğidir evladım. 60'ların başı 7-8 yaşındayım. Babaannen her pazar saat 10 çocuk sinemasına götürürdü beni. Devamı eski iskelenin oradaki büfede sosisli ayran. Hala hiçbir şeye değişmem. Sen ve kardeşini de çok götürürdüm. Siz de özlüyorsunuz sosisli ayranı. Çünkü küçük oğluma o sinemanın o dönemi tabii denk gelmedi. Onların arasında 12 yaş fark vardır. O yüzden en azından benim çocukluğumun sosisli ve ayranı aileye bir gelenek olarak yerleşti. Şimdi ben tabii vaktim bol olunca baktım nedir, ne değildir diye Rex. Efendim bu sinema esasında Fegus diye kurulmuş ilk tiyatro olarak. Sonra Apollon Tiyatrosu adını almış. Sonra Apollon Sineması olmuş. Hatta Afife Jale Hanım, Türkiye'nin ilk Türk ve Müslüman kadın tiyatrocusu, Apollon Sineması'nda sahne almış. Sinemanın ismi tekrar değişmiş Apollon'dan sonra. Hale Sineması olmuş.
Ve Kadıköy'ün artan nüfusu nedeniyle o eski bina halkın isteklerini karşılayamayacak hale gelince de Mimar Rauf Bey tarafından yıkılmış o bina ve bugün hala iş başında olan, hala kullanılan bina ve Rex sineması çok modern bir şey. Onun altı o garajdır falan yani öyle böyle o günlere göre 1960'lara göre müthiş. Ve baş tacı bir yer olmuştur. Peki ben biraz daha geriye gittim. Nedir dedim bu Apollon meselesi? Değil mi? Yani durup dururken Phoebus, Apollon sinemaları falan. Bakın tarih nereye geldi? Sıkı dur. Tarih nereye geldi? Apollon tiyatrosu Kadıköy'de bugünkü Rex sinemasının olduğu yerdeki Apollon tiyatrosu 1873 yılında Kadıköy Rum cemaati tarafından yaptırılıyor. 1960'lara kadar işte biraz önce söylediğim değişimi yaşıyor. 1960'lardan sonra da işte Rex sineması. Apollon tiyatrosundan Rex sinemasına doğru dönüşüm bir dönemin tiyatro hayatından ve mekanın aynı zamanda başka ne gibi konularda bizi buluşturan ortak noktalara gittiğini gösteriyor diyor araştırmacı. Çok güzel. Cumhuriyet öncesinden bahsediyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsediyoruz. Öyle şimdi iki de bir böyle çıkarlar, ileri geri konuşurlar Osmanlı hakkında ama ben onlara sadece bir şey söyleyeyim. Merzifon'da senfoni orkestrası vardı Osmanlı İmparatorluğu. Selanik'ten bahsetmiyorum. Selanik'ten bahsetmiyorum. Öyle her şey Hüdayi Nabit kendiliğinden oluşmadı bu ülkede. Bu ülkenin sanat kültür kökleri asırlara dayanıyor. Yani öyle bir günde oluşan bir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden biraz böyle tarihe yaklaşımlarımızı kendi siyasal veya sosyal duruşumuzun ötesine taşımamız lazım. Ne Osmanlı %100 bir dini devletti, ne de %100 bir gerici devletti. Hiçbir şey değildi. Tam tersine çok kozmopolit, bütün kültürleri barındıran ve o kültürlerin bütün izlerini taşıyan çok özel bir o imparatorluktu. Sonradan Cumhuriyet onların büyük bir kısmını aldı, devam ettirdi. Yapacağımız bu. Mesela şurada cümleler var. Cumhuriyet ilan edilmeden önceki dönemde Müslüman kadınların sahneye çıkmasına izin verilmez. Bu durum dini kurallara aykırı görülürdü. Dolayısıyla o dönemde sahnelerde daha çok Ermeni, Rum, Yahudi hanımefendiler rol almış. Mesela bunların en yetenekli ve en parlak oyuncularını da bu Apollon'da görmüşüz. Ne bileyim ben Rupen veya Gabni Zabel, Binemecian'ın kızları Eliza. Ya böyle insanlar gelmiş geçmiş bu ülkeden. O yüzden Özgür'ün o tweet'i bakın bizi tam 8 dakikalık nasıl bir sohbete taşıdı. Türkiye özel bir ülke. Ben bunu biliyorum ve anlıyorum. Yaşadıkça daha iyi anlıyorum. Buranın o dokusunu, o tarihi dokusundan gelen kültürel miraslarını tek bir kalıpta değerlendirmeniz mümkün değil. İnanın bana. Çok geniş bir yelpazeye sahip olmanız lazım. Rex sinemasını ben de tabii ki bütün Kadıköylüler gibi çok özleyeceğim.